İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Davut Genç görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi yayınlayacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şimdi Abdüllatif Uyan'ın yazdığı Hayri Küçükdeniz'in seslendirdiği şiirlerle menkıbeleri dinliyoruz. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Kurtulmanın tek çaresi. Abdullah-ı Ensari büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Bir günkü sohbetinde buyurdu ki: "Biz kuluz. Tam İslam'a muvafık yaşamaya memuruz. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmıştır hep bizi. O yapmıştır hem bizim vücut makinemizi. Nasıl kullanılması lazım geldiğini de o bilir. Çünkü onun eseridir hepsi de. Zira kim yaptıysa herhangi makineyi, kullanılmasını da o bilir daha iyi. İşte bu çok muazzam, harika dediğimiz, vücudumuzu dahi yaratmıştır Rabbimiz. Kullanma talimatı olarak da o yine bir kitap göndermiştir, Kur'an-ı Kerim diye. İzah etmek için de onu açık olarak peygamber göndermiştir, bize çok acıyarak. Onların gelmesinin işte asıl sebebi, izah etmek içindir kitab-ı ilahiyi. Yani, Resulullah'a geldiğinden bu kitap, o anlar manasını, çünkü odur muhatap. Onun izahatının dışındaki her izah, yanlış olup imanı bozabilir maazallah. Zira kitabullahı, kendi anlayışına göre tefsir edenler çıkar dinin dışına. Bugün öyle gündür ki çok bozuk neşriyat var. Ateşe sürüklüyor insanı kötü şartlar. Fark edilmez bir hale gelmiştir helal haram. Onun için kurtulmak zor olmuştur bugün tam. Bir tek çaresi vardır bu zaman kurtulmanın ve bilmesi lazımdır bunu her Müslümanın. Bu ne nafile namaz ne de zikir yapmaktır. Bu kurtulanlarla beraber bulunmaktır. İslam alimlerinin okuyup kitabını değerlendirmelidir Müslüman her anını. Hadiste buyurdu ki zira Resul-i Zişan, Allah'ın bir kulunu sevmediğine nişan, o kimsenin ne dine ne de dünyaya ait faydasız şeylerle geçirmesidir vakit. Her yaptığımız şeyi kaydediyor melekler. Ölünce önümüze konacak birer birer. Bunların inkârı da mümkün olamayacak. Onlara ne bahane, ne özür bulunacak. Boş ve malayani ile geçer ise zamanlar,
amel defterinde de boş geçer o sayfalar. Bu boş sahifeleri onlar defterlerinde görünce çok üzülüp kahrolurlar o günde. Derler, keşke dünyada hiç boş oturmasaydık. Ya dine ya dünyaya yarar bir iş yapsaydık. Hele defterlerinde görseler günah, isyan, iş bu pişmanlıkları kat kat olur o zaman. Bülbüller sazda, güller niyazda, bülbüller sazda, güller niyazda, söyle namazda, elhamdülillah, söyle namazda, elhamdülillah, dilimde Kur'an, virdim her zaman, dilimde Kur'an, virdim her zaman, tesbihim her an, elhamdülillah, tesbihim her an, elhamdülillah. Yatma seherde, uğrarsın derde, yatma seherde, uğrarsın derde, söyle her yerde, elhamdülillah, söyle her yerde, elhamdülillah. Kalbimde iman, gönlümde sultan, kalbimde iman, gönlümde sultan, dilimde Kur'an, elhamdülillah, dilimde Kur'an, elhamdülillah. Konuşur herkes, duyulur bir ses. Konuşur herkes, duyulur bir ses. Der ki her nefes, elhamdülillah. Der ki her nefes, elhamdülillah. Hakkı zikreyle, mevtim fikreyle. Hakkı zikreyle, mevtim fikreyle. Daim şükreyle, elhamdülillah. Daim şükreyle, elhamdülillah. Kuşlar zikirde, derviş fikirde. Kuşlar zikirde, derviş fikirde, daim şükreyle, elhamdülillah, daim şükreyle, elhamdülillah. Thank you.
Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu sadakayı fıtr. Dinimiz, cemiyet düzeninin sağlanması, insanların birbirini sevebilmesi ve yardımlaşmaları için zekat, sadaka vermeyi ve hediyeleşmeyi emretmektedir. Farz olan zekatı verdikten sonra bedenin sıhhat ve afiyete, mal ve evladın da berekete, ahirette büyük sevaplara kavuşabilmesi için sadaka da vermelidir. Bilhassa mübarek günlerde ve Ramazan ayında verilmesi daha iyi olur. Bir kimse bütün insanların işlediği kadar ibadet etse, bir kimseye fayda temin etmek gibi olamaz. Demek ki insanlara yardım etmek büyük sevaptır. Sadakayı fıtr, yani fıtra, bazı alimlere göre vacip, bazılarına göre de farzdır. Fıtra vermek her ne kadar belli bir nisaba malik olanlara vacipse de, durumu müsait olan fakirleri de vermesi iyi olur. Çünkü fıtra, oruç tutan kimsenin boş ve fuhuş sözlerini temizler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, fıtra sizin zenginlerinize Allahü Teala'nın tezkiyesidir. Ama fakir olanlarınız verirse Allahü Teala ona daha çoğunu verir. Ramazan-ı Şerif orucu gökle yer arasında asılıdır. Ancak fıtrayla yukarıya çıkarılır. İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her hür Müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı fıtra vermesi vaciptir. Ramazan içinde, hatta Ramazan'dan önce de vermesinde mahsur yoktur. Bir kişinin fıtrası bir fakire veya birkaç fakire verilebildiği gibi bir fakire birkaç kişinin fıtrası da verilebilir. Fıtra nisabına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip, zekat alması ise haram olur. Çalışamayan fakir akrabasına yardım etmesi vacip olur. Fıtra olarak 1750 gram buğday veya buğday unu veya 3500 gram arpa veya bu miktar hurma veya kuru üzüm verilir. Bunların kendisi verilebildiği gibi kıymeti altın ve gümüş olarak da verilebilir. Bir özrü sebebiyle oruç tutamayan kimsenin de fıtra vermesi lazımdır. Sadaka verirken şu hususlara dikkat etmelidir. 1. Helal maldan verilmelidir. 2. Malı az olsa da sadaka vermelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en faziletli sadaka, kendisi muhtaç olduğu halde fakirin verdiği sadakadır. 3. Ölüm gelip malın elden çıkmasından önce sadakayı çabuk vermelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın sıhhatliyken verdiği bir dirhem sadaka, ölürken köle azat etmesinden hayırlıdır. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak 3 şeyden kesilmez. 1. Sadaka-i cariye, 2. Faydalanılan ilim, 3. Kendisine dua edecek salih bir evlat. Sadaka-i cariye, vakıf, çeşme, köprü, cami gibi devam eden sadaka demektir. Faydalı ilimden maksat da faydalı bir kitaptır. İnsanlar bu faydalı kitaplardan istifade ederek dünya ve ahiret saadetine kavuşurlar. Salih evladın iyi amellerinin sevabından babası da istifade eder. 4. En güzel maldan sadaka vermelidir. 5. Riya karışmaması için sadakayı gizli vermelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en faziletli sadaka gizli verilen sadakadır. 6. Ecrinin gitmemesi için fakiri minnet altında bırakmamalıdır. Bekara suresinde mealen, sadakalarınızı minnet ve eziyetle heder etmeyiniz buyuruldu. Ve 7. Sadakayı gerçekten muhtaç olanlara ve salih kimselere vermelidir. Efendim, benim ismim Züleyha Yarıcı. Ankara'da oturuyoruz. Fakat benim anlatacağım olay Aydın'da başlayıp İstanbul'da bitiyor. Anneannemler Aydın'da oturuyorlar. Hadise anneannemlerin komşusu Aynur Hanım'ın başından geçiyor. Aynur Hanım ve ailesi pikniğe gitmişler geçen sene. Yanlarında tabii ki tek evlatları olan Ahmet de var. Akşama kadar bir güzel eğleniyorlar. Akşam üzeri dönüş hazırlıkları başlayınca Ahmet'in yanlarında olmadığının farkına varıyorlar. Ahmet daha 5-6 yaşlarında. Sevimli mi sevimli bir çocuk. Herkesin göz bebeği. Aynur Hanım hemen oğlunu aramaya başlıyor.
Hakan. Hakan. Oğlumuz yok. Ahmet'im yok. Ne? Yok mu? Nereye gitmiş? Bilmem ki. Kaybolmuş olmasın. Hemen telaşlanma. Ben etrafa bir bakayım. Bak. Hanım merak etme. Ahmet'i şimdi buluruz. Aradan dakikalar geçiyor fakat küçük Ahmet bir türlü bulunamıyor. Polise haber veriliyor. Polisler bir yandan, aile ve tanıdıklar bir yandan gece geç saatlere kadar arama devam ediyor. Yok, yok, yok. Sanki yer yarıldı da Ahmet içine girdi. Nihayet polisler küçük Ahmet'in bir fotoğrafını alıp olayı takip edeceklerini söyleyerek karakola dönüyorlar. Aynur Hanım'ın gözyaşları orada bulunanların içini parçalamaya yetiyor. Çaresiz eve dönüyorlar ve ıstırap dolu bekleyiş başlıyor. Allah'ım, yüce Allah'ım. Ne olur yavrum bulunsun. Hasretine dayanamıyorum. Evimin gülü, ilk göz ağrım, başımın tacı yavrumu çok özledim. Bütün günahlarıma tövbe ediyorum yüce Rabbim. Ancak sana sığınıp senden yardım diliyorum. Ey alemlerin tek yaratıcısı ve sahip olan Allah'ım. Zavallı yavrucak öldü mü kaldı mı belli değil. Kaçırıldı mı yoksa kayıp mı oldu soruları zihinleri meşgul ediyor. Günler haftalar geçip gidiyor. Ahmet'ten bir haber yok. Aynur Hanım'ın evi teselli için gelip gidenlerle dolup taşıyor ama kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Aradan 3 ay geçiyor. Artık dirisinden umudunu kesmiş olan ana baba, oğullarının ölüsünün bile bulunmasına razı haldeler. Çünkü bu bilinmez bekleyiş insanı kahrediyor. Aynur Hanım bu müddet içerisinde bir deri bir kemik kalıyor. Günler böylesine geçip giderken, Aynur Hanım'ın uzaktan bir akrabasının kızı olan Sema, İstanbul'dan Aydın'a geliyor. Tabii hemen öğreniyor acıklı durumu. O da çok üzülüyor. Aynur Hanım olanları anlatırken Ahmet'in çeşitli fotoğraflarını gösteriyor. İstanbul'a dönerken bile küçük Ahmet'in siması Sema'nın hafızasından silinmiyor. Bir gün Sema alışverişe çıkıyor. Üsküdar'da dolaşırken gözü 6 yaşlarında bir çocuğa takılıyor. Allah Allah. Bu çocuk kaybolan küçük Ahmet'e ne kadar da benziyor. Hem çocuğun yanındaki iki kadın da nasıl kılıksızlar. Kadınlar hiç de tekin birilerine benzemiyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Kadınlar da uzaklaşıyorlar. Acaba gidip konuşmaya çalışsam ne olur? Aman Sema, neler düşünüyorsun? Herhalde kadınlar evet bu çocuğu biz kaçırdık demeyecekler. Hele bir takip edin şunları. Allah yardımcım olsun. Kadınlar ve çocuk bir mağazaya girdiler. Acaba ne yapsam? Allah'ım sana şükürler olsun. Bir polis ekip otosu bu tarafa doğru geliyor. Şansımı bir deneyeyim. Polis bey, polis bey, bir şey söyleyecektim. Buyurun hanımefendi. Bir şey söyleyeceğim ama sakın beni yanlış anlamayın. Ya hayır, yanlış anlamayın. Sizi dinliyoruz, buyurun. Şu konfeksiyon mağazasında müşteri olarak bulunan iki kılıksız kadın var. Yoksa paranızı mı çaldı? Yok yok. O kadınların yanlarında da 6 yaşlarında bir çocuk var. Evet. Bundan 3 ay önce Aydın vilayetinde benim akrabalarımın bir çocuğu kayboldu.
İşte bu çocuk o kaybolan çocuğa çok benziyor. Acaba kadınların yanına gidip de o çocuk hakkında bilgi alabilir misiniz? Allah Allah, çok enteresan. Peki gelin gidip bir bakalım, bir soralım. Sema ve polis kadınların yanına gidince kadınları bir telaştır alıyor. Polis sordukça kadınlar ne cevap vereceklerini şaşırıyorlar. Bu arada Sema mahzun mahzun bakmakta olan çocuğa yaklaşıp soruyor. Yavrum, senin ismin Ahmet değil mi? Annenin ismi de Aynur değil mi? Evet, beni anneme götürün. Tamam yavrucuğum, ağlama. Ağlama Ahmetciğim, tamam, seni annene götüreceğim. Hadi canım, hadi sus güzel. Hadi çocuğum, hadi sus. Sus oğlum, ağlama. Hanımlar, sizler de benimle karakola kadar geleceksiniz. Yürüyün. İşte böyle bulundu küçük Ahmet. Aydın nere, İstanbul nere? Meğerse bu kadınlar çocuğu oyun oynarken ağzını kapayıp dilencilik yaptırmak için kaçırmışlar. Şayet tesadüfen Sema onlara rastlamamış olsa küçük Ahmet ömrünün sonuna kadar hırsızlık ve dilencilik yapacaktı. Ne korkunç bir durum. Polisler gerekli kanuni muameleleri yaparken Sema hemen Aydın'a telefon ediyor. Gözü yaşlı Aynur ve Hakan hemen yola koyuluyorlar. Ertesi gün küçük Ahmet'i teslim alırlarken Aynur Hanım sevinçten bayılmış. Neyse, sonunda mutlu sona ulaşıldı. Allah-u Teala kimseye böyle acı yaşatmasın. Merhametten habersiz vicdansızlarla karşılaştırmasın kimseyi. Çıkın sadıklar.
Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Evet, dinleyicilerimizden gelen sorulara geçiyorum yine hemen. Bir faks var öncelikle. Isparta'dan Abdurrahman Keleş soruyor. Dinleyicimiz demiş ki, Rabbena Atina duasındaki bir rahmetika ya Erhamer Rahimin kısmı sonradan eklenilmiş deniyor. Bu doğru mu? Emeviler zamanında eklenilmiş. Kimse dedi sana uydurup uydurup söylüyorlar bir şeyler. Rabbena Atina, Rabbena Afirli ayrı ayrı ayet-i kerime. Bunlar dua niyetiyle okunur. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Duadır. Ayet-i kerimedir aslı. Dua niyetiyle okunur. Subhane rabbike rabbike. Bu ayet-i kerimedir. Dua niyetiyle bunlar okunur. Rabbena Atina, Rabbena Afirli ayrı ayrıdır. Peş peşe değildir. Şimdi birisi kalkmıştır. Rabbena Atina işte o Emeviler zamanında bir rahmeti ki Erhamer Rahim. Yok öyle bir şey falan. Ya ayet-i kerime diye okumuyoruz ki. Bunu söyleyen adam ya dinsizdir ya çok cahildir. Ya zındıktır böyle söyleyen kimse ya da çok cahildir. Eblehtir, aptaldır. Böyle söylüyordur. Ya da kasıtlı söylüyordur bunu. Başka türlü söylemesi mümkün değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar dua niyetiyle okumuşlar. Sahabe-i kiram bildirmişler. Ve onların bildirdiklerini ehl-i sünnet alimleri kitaplarına bildirerek nakilen gelmiştir bu. Dua olarak okunuyor. Yoksa ayet-i kerime olarak okunmuyor ki. Ayet-i kerime de değiştirmiyor. Adam bir şey buluyor bazen, bağırıyor falan. Bu, sanki ilk defa o görmüş de, ilk defa o okumuş da, da bir tane dinleyicimiz birisi soruyordu. İşte dedi, bu dediği bugüne kadar hiç düşünülmemiş dediği şeyler Kur'an-ı Kerim'deki o surelerin diziliş şekilleri. Niye dedi vahiy edildiği gibi değil. Bunu dedi kim yaptı? Yakala bu ki kim yaptı? Amerika'yı yeniden keşfedin. Ya bu ta başından beri böyle. Çünkü surelerin diziliş şekillerini evet vahiyin geliş şekline göre değil ki. Cebrail Aleyhisselam geliyor bu sure şuraya, bu sure buraya, bu sure buraya. Bir sure bütünüyle gelmedi ki. Onların hepsi yazılı. Sanki bu ilk defa görmüş, ilk defa yakalamış. Ben yeni bir şey gördüm. Bir zamanlar vecede kelimesi Arapçada bulduk demektir vecede. Vecettü ben buldum demektir. Şimdi bir Anadolu'dan bir garip gitmiş böyle Şam'da. Bakmış orada tabii hep Arapça konuşuyorlar. Kendi aralarında böyle bir o akşam yemeği yenmiş falan bir misafir kaldığı yerde. Orada şimdi bir yüzü şeyin içerisine koyuyorlarmış. Böyle birisi suyun içerisinde ama renkli bir şeyin içerisinde böyle aşağı bir yüzük oyunu mu diyorlarmış. Ne diyorlarmış falan. Arıyor. Ha, arıyor falan. Bulan Vecettü diyormuş. Ha, ben buldum diyor. Tamam mı? Bu Anadolu'dan giden garibim de o leğenin içerisine konan nesneyi Vecettü zannetmiş. Bu yakalamış, bulmuş. Ben de demiş buldum bir Vecettü. Ben de demiş buldum bir Vecettü. Arapçayı bilmiyor. Yüzüğü Vecettü zannediyor. Yüzüğü Vecettü zannediyor. Halbuki Vecettü diye ben buldum diyor. Bulan öyle söylüyor. Bulan öyle söylüyor. Bu da Arapça bilmiyor. Anlamıyor da. Anlamıyorsun. Bari hiç olmasa bir sor. Bu ne demek? Vecetti diyorlar da bu ne demektir falan diye. Bilen birisine sor. Sormayınca şey yapmayınca karşımıza bunlar çıkıyor tabii. Bir dinleyicimiz de İzmir'den Nadire Hanım. Sadakayı fıtrı verdim. 2 kilogram un olarak. Çok güzel maşallah tebrik ederim. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Hiçbir geliri yok. Annem için de versem olur mu? İyi olur. Çok iyi olur. Annesi vekil mi tayin etmesi? Ha, sadakayı fıtıran vermek üzere seni vekil ettim demesi kafidir. Evet. Bir başka dinleyicimiz demiş ki 5 yaşındaki çocuğun fitresi verilir mi? Ramazan-ı Şerif'in son günü dünyaya gelen bayram namazından önce dünyaya gelen çocuğun da fıtrası verilir. 5 yaşındaki değil. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde doğanın da verilir bu günü. Tabii verilir 5 yaşındaki evet. Çocuğun fıtrası. Ve bir başka sorusu bu dinleyicimizin. Benim annem demiş bir miktar parası var. Bu parayı bir bankaya koydu. Oradan gelen fazlalıkla geçiniyor. Bu paranın faizini yiyor. Helalmiş gibi yiyor. Bu tavrıyla dinden çıkmıyor mu? Başka bir geliri yoksa, başka bir kazancı yoksa kadının üzerine de gitmesinler. Kullansın. Niye zorluyorlar ki? Gelen fazlalığı yesin. Namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa, başka bir geliri de imkanda söz konusu değilse, bakacak kimsesi yoksa,
Ha, diyorlarsa ki mesela bunlar biz evlatlarıyız, biz bakarız ederiz. Ya o zaman münasip bir şekilde anlatmalı, o gelen fazlalığı fakire kaydırmalı. Ama yoksa böyle bu durumu, evlatlar da aynı şekilde, evlatları da yardım etmiyorsa karışmasınlar, kadıncağız hiç olmazsa zorlamasınlar. Yani annesinin imanı gitmesi onu, yani bunu sevindirecek mi? Olur mu öyle şey ya? Anne bu. İkinci sorusu sanki sevindirecekmiş gibi. Yine diyor annem diyor kendi evlatları arasına fitne sokuyor. Evlatlarını birbirine düşürüyor. Bu sebepten dolayı 3 yıldır annemi arayıp sormuyorum. Sıkıversin gırtlağını o zaman annesinin. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Madem 3 yıldır görüşmüyorsun. Uygun değil yani. Niye araştırıyorsun? Fasık olabilir anne baba. Günahkar olabilir. Şeyleri de olabilir. Kızabilirsin de ama hiç olmazsa bayramda ara. Yani suç anne tarafında değil, bu tarafta da var. Evet. Bir başka dinleyicimiz ismi İlhan. Yine fax göndermiş dinleyicimiz. Diyor ki peş peşe kılınan kaza namazları için ayrı ayrı kamet getirmek gerekiyor mu? Elbette. Elbette. Yani bir günlük kaza namazı kılıyoruz. Sabah kılıyoruz. Kamet getireceğiz. Öğle yıkılacağız. Kamet getireceğiz. Veya dinleyicim şöyle murad etmişse sorusunda ben 5 günlük sabah namazı kılacağım. Bir kamet getireceğim. Hepsi için kafi gelmez mi? Hayır. Niyet ettim sabah namazı, ilk kaza kılan sabah namazının farzını kılmaya, kıldım kalktım, niyet ettim. Yine ilk kaza kılan sabah namazının farzını, kazasını kılmaya, yine kamet getireceğim, yine böyle niyet edeceğim. Camide demiş kılarsak kaza namazı yine kamet getireceğiz mi? Camide de kılsak, kırda da kılsak, evde de kılsak, nerede olursa olsun. Evet. Kamet getireceğiz. Efendim ben kamet getirmeden kıldım, ne olacak şimdi, iade mi etmem lazım? Hayır, kamet getirmek sünnettir. Kamet getirmeden de kılmışsak onlar da sahih olur mu? Olur. Fatiha'dan önce demiş dinleyicimiz, namazda unutup da Zamm-ı Sure okusak, sonra hatırlasak tekrar Fatiha'yı okuyup Zamm-ı Sure okusak. Efendim, Hanefi mezhebinde yani onun sırasına da riayet etmek gerekiyor. Yani önce Fatiha-i Şerif'i sonra Zamm-ı Sure olarak diğerlerini okumak gerekiyor. Öncelikle ve namazın vacipleri arasında da zikrediliyor. Böyle de yapmış olsak namazımız sahih olur mu? Sahih olur da secde-i sevde gerekir. Evet. İstanbul'dan Zühre Şavlı sormuş. Diyor ki yengem hamile, zorlanıyor. Oruç tutması olur mu? Hamile ise dinimiz zaten ruhsat vermiş, izin vermiş. Fakat kısa günler yani zorlanıyor, böyle ufak tefek şeyler bahane ediyorsa kendi bilir tabii. Ama gerçekten zorlanıyorsa dinimiz ruhsat vermiş, izin vermiştir. Orucunu tutmayabilir. Ama de, kaza eder. Evet, dinleyicimiz kendisi için de soruyor. Ben de demiş çok halsizim ve kansızlık var. Oruç tutma yerine demiş un versem olur. Hayır. Kansızsa şeyse kanlansın, canlansın. Nasıl kanlanacak? Sıhhatini korusun. Ramazan-ı Şerif gelince efendim ben şimdi hastayım. Ramazan-ı Şerif'ten sonra hasta değil misin sen? Doktora gitmek lazım. Doktora gitmesi lazım. Böyle iyi olabilecek, tedavi olabilecek kimsenin fidye vermesi değil, tutamadığı oruçları da kaza etmesi lazım. Evet. Bir dakika, şöyle zannediliyor herhalde Mustafa Bey, bu televizyonların ve gazetelerin falan Ramazan-ı Şerif gelince böyle yükleniyor ya, diyorsun bu oruçta bak yani hastasın şeysin falan, diğerine diyor fidye de verebilirsin diyor. Yani fidyeyi verdin mi, fidyeyi verdin mi bu iş diyor bitti zannediyor. Olmaz o. Olmaz o. O hasta için, hiç ömür boyunca tutamayacaklar için, hamile için dinimiz ruhsat vermiş, tutamayabilir. Fakat hasta olanlar iyi olunca, hamile kadın hamilelik bittikten sonra sıhhatine kavuşunca ne yapacaktır bunu? Kaza edecektir deniyor. Yoksa bu tutamıyorum ben, dolayısıyla para vereyim geçsin gitsin, siliniyor. Bir daha defter kapanıyor zannediliyor. Halbuki öyle değil o. Halbuki o öyle değil. Defter kapanmıyor efendim. Bir de dinleyicimiz 1 milyar param var demiş. Bu para 4 aydan beri bende var. Zekat düşüyor mu bu paraya demiş. Halen daha efendim zekat düşemiyor. Çünkü 1 milyar 200 milyon olan dinen zengindir. Dolayısıyla o noktaya ulaşmayan bir kimsenin zekat, nisab-ı malik olmadığı için zekat da kendisine farz değil. Evet, dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki sağır ve dilsiz olduğu için bir kardeşi veya bir başka birisi var, 17 yaşındaymış, onu tam anlayamadım. Annesi oruç tutturmuyormuş. Sağır ve dilsiz olması oruç tutmasını engel midir? Sağırdır ve dilsizdir ama işaretle bundan anlaşılıyor. Yani oruç tuttuğunu görüyor, namaz kıldığını görüyor. Yani aklı başında ise mükelleftir efendim. Kitaplarda öyle yazıyor. Ha, nasıl yerine getirecek? Yani işarette zaten anlatılıyor. Yani anlatılmaz, anlatılınca da anlıyor, anlayınca da mükellef oluyor efendim. Akıl olduğu müddetçe konuşamasa da, göremese de, işitemese de, işaretle anlaşılıyorsa yine oruç tutacak.
Eyüp'ten Tuğba Hanım soruyor bu defa. Verilen zekat nisap miktarını geçerse alan kişi hemen zekat vermekle yükümlü mü olur? Hemen olmaz, zengin olur. Ama verenin de zekat sakata biner o zaman. Zengin kimse zekat vermiş olur. Ve alan kimse bunu düşünmesi ve ona göre hareket etmesi lazım. Yani nisap miktarının altında vermesi lazım. Nisap miktarının altında vermesi lazım. Ama zekat alan kimsenin diyelim ki emrinde yani tanıdıklarından diyelim ki vekalet almıştır. Öyle vekiller varsa, vekalet almışsa veya çocukları varsa, onlar da düşünürse, hani o zaman onlar da düşünce bölünce nisabın altında olur. Ama dinleyicimiz diyor ki, velev ki diyor biz bilemedik, o da tutturamadı, verildi. Mesela 1 milyar 200 milyon ya şu anda oralarda oynuyor daha doğrusu, veyahut da 1 milyar 180'e de düştüğü oluyor, 157'e düştüğü oluyor bazen. Bazen yukarıya da tırmanıyor. 1 milyar 150 diyelim. 1 milyar 150 milyonun zihnen zengin. Şimdi getirdi verirken falan bu 1 milyar 800 milyon verdi. Alan da bilmiyordu, veren de bilmiyordu o ölçülere vardıklarını. Ne oldu şimdi? Adamı aldı götürdü, baktı ki dinen zengin oldu. Zekat verecek mi? Hayır. Bu para bir sene üzerinde oraya tarih atacak. Diyecek ki ben şimdi zengin oldum. Dinen zengin oldum. Seneye o tarihte bunun elinde nisap miktarı para kalmış ise o zaman zekat verecek. Yoksa şimdi zekat vermeyecek. Evet. Bir de dinleyicimiz demiş ki annem demiş Maliki mezhebini taklit ediyor. Ameliyatlı olduğu için ayaklarını ve parmak aralarını yıkayamıyor. Suyu üzerine dökse yeterli olur mu? Efendim tabii Allah-u Teala takatının üzerindeki yüklemez. Hiç kimseye yüklemez. İyilemiyorsa, başka alternatifi de söz konusu değilse şimdi delik şeyde Maliki mezhebinde farz. Ha, o zaman ne yapar? Mesela ayaklar için bir havlu kullanır. Yani havlunun üzerinde ayaklarını sürtüverir. Islak ayaklarını, parmaklarını, şeylerini öyle sürtüverir. O da delik olur mu? Delik olur o zaman. Peki bir başkası yardım etse olur? Olur. Olur. O olur. Mesela evladından kızı, oğlu neyse hemen gelse, yıkamasa bile onun ıslattığı ayağı havluyla böyle şaf verse, kurular gibi yapsa delik olmuş oluyor. O zaman da mesele bitmiş olur. Evet, bir de yine annesi için soruyor. Namazı diyor ayakta diyor kılamıyor ameliyatlı olduğu için koltukta oturup kılsa olur mu? Şimdi, ya da nasıl kılması gerekiyor? Koltukta otursun, ayaklarının önüne ne koysun? Sandalye koysun. Yani kıble istikametine, sehpa koysun. Yani kıble istikametine uzatsın. Yani sandalyede, yani koltukta sandalyede illa şey yapacaksa, oturacaksa bunu bu şekilde böyle halledebilir mi? Halledebilir. İma ile rükû için biraz eğilecek, secde için de biraz daha eğilecek. Yok efendim, hani biz divana da oturuyor. Divan varsa evde, divanda ayağını uzatıp öyle de kılabilir mi? Kılabilir. Koltukta oturuyorsa ve önüne de böyle ayağını kaldırabilecek şekilde de sehpa da varsa, onun üzerine de sehpadan da ayağını uzatır. Çünkü ayakları sarkıtarak namaz kılmak caiz değil dinimizde. Evet. Bir başka dinleyicimiz yine tam bu konuyla ilgili bir soru yöneltmiş, Songül Hanım. Demiş ki kitapta okuduğuma göre rahatsız bir insanın sandalye veya koltukta namaz kılması caiz değilmiş. Ama Mekke'de ve camilerde özel namaz kılınması için koltuklar konulmuş. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Mekke-i Mükerreme'de o kadar sapıklıklar yapılıyor ki Anadolu'dan giden insanlar oradaki yaşayan insanlar şey zannediyorlar. Ta Eshab-ı Kiram zamandaki o saf temiz Müslümanlar zannediyor. Ne alakası? Bozulmuş gitmiş. Çoğu da kafir olmuş. Dinsiz olmuş yani onlar. Hiç alakası yok. İslamiyet'le bağlantılar bile kalmamış. Sadece böyle zorla camiye gidiyor, uyuyor, horluyor. Ne Kur'an-ı Kerim'e saygısı var, ne abdeste saygısı var, ne insanlara saygısı ayaklarını var. Ayaklarını uzatıyorlar. Edep. Ayaklarını uzatıyor falan. O şekilde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ben rastlamıştım yine. Ve dolayısıyla onların yaptıkları hiç İslamiyet'e hüccet olur mu? Senet olur mu? Kitaplarda yapılanlar. Hem camilerde de adam mesela namazını kılmamış. İşte yaş ilerleyince Cenab-ı Hak hidayet nasip etmiş. Tabii o da büyük nimettir. Ya onun gidecek yeri de kalmamış. Camiye gidip geliyor falan. Ondan sonra yok benim ayağım tutuluyor. Bilmem ne yapıyor falan. Camide hususi bir de böyle zenginse ya da ağzı laf yapıyorsa hocanın başını, imamın başını dır etmiştir. Oraya bir sandalye atmıştır. Dinleyicimizin dediği gibi makam kapmış orada. Hatta masa da atıyorlar bazıları. Hele itibarlıysa falan. Tabii efendim buyurun beyefendi falan filan. Bir de masa da atıyorlar. Artık imamlardan bazıları da şimdi görevli olması sebebiyle ses çıkaramıyor. Netice itibariyle devletin görevlisidir, memurudur. Bazıları da vardı, çok affedersin, yani
biraz kaba tabiri yalakadır. Eğer adam itibarlıysa, cebinde paraysa falan, tabii tabii olur der adama, bir de alüyle ala daha başka şeyler de getirtir, yaptırtır falan. Yani bidat üstüne bidat. Böyle yapmak bidat mıdır? Bidattır. Çirkin bir bidattır. Ya o zaman başkalarına ne kızıyorsunuz ki? Birisi kalkacak diyecek ki, ne lüzum var diyecek ya, bak zaten sandalye getiriyorlar. Kaldıralım bu secdeyi ne diye falan, sıra koyalım, halledelim. Nitekim daha önce de teklif edenler de olmuşum böyle. Ve dinleyicimiz devamında da sormuş. Demiş ki, yerde veya divan üzerinde ayaklar kıbleye karşı uzatılarak namaz kılınabilir mi? Evet. Sırtını da bir yere yaslayarak namaz kılsa olur mu? Olur. Yani dinleyicimizin iki alternatifte söylediği şey de, ikisi de olabilir mi? İkisi de olabilir efendim. Zekat ve fıtralar verilirken niyet etmemiz gerekiyor mu demiş dinleyicimiz. Zekatın zaten bir tane farzı var, o da niyet etmek. Fıtratı da niyet edeceğiz tabii. Fıtra olduğunu belirteceğiz, gönlümüzden geçireceğiz efendim onda. Bir başka dinleyicimiz bu defa e-mail ile gelmiş soru. Demiş ki, teravih namazına kaza namazı diye niyetlendiğimiz zaman zammı sure okunacak mı, okunmayacak mı demiş. Okunacak efendim. Gecek akşam hariç öbürlerin hepsini okuyacağız. Bir başka dinleyicimiz, acele olarak cevaplayabilir misiniz demiş. Hemen acele sorayım ben de. Teyzemin eşinden evi kaldı. Daha bir sene bile olmadı. Üç aylık maaş alıyormuş. 3 ayda bir. Oğlunun da borcu var. Onu da ödüyor. Ben teyzeme zekatımı versem olur mu? Başka bir şeysi yoksa, altını, gümüşü falan benzeri bir şeysi de söz konusu değilse, hani borç da üzerine kalmış, onu da ödüyor. En azından borçlu olana da zekat verilebiliyor. O bakımdan da zekat veriliyor efendim. Verebilir. Evet. Bir başka dinleyicimiz şöyle soruyor. Kitaplarda namaza başlarken yalnız Fatiha suresinde besmele çekilir diye yazıyor. Diğer sureler besmelesiz okunur diyor. Doğru mu? Yok, ifade öyle geçmiyor yani. Yani sadece namaza başlarken o. Namaza başlarken Euzü besmele çekilir deniyor. Önce Subhaneke, sonra Euzü besmele. Fatiha okunduğu için denmiyor o. Namazın başlangıcında itibariyle o sünnet seniye öyledir. Hanefi kitaplarında zammı sureden önce de besmele çekmek iyidir. Çekilmese de bir şey lazım gelmez. Müstehaptır buyuruluyor. Yani çekilmez sadece Fatiha mahsus değil. Fatiha'dan önce de diğer rekatlarda besmele çekmek yine aynı şekilde bildirilmiştir. Sünnettir. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde de farzdır. Dinleyicimiz şunu da sormuş. Dul kızımla beraber oturuyoruz. Ben emekliyim, kızım çalışıyor. Ayrımız gayrımız yok. Hangimiz önce maaş alıyorsak o zekat ve fitreleri veriyor olur mu? Kim dine zengin olmuşsa, mesela diyelim ki anne zengindir, eğer kızı verecekse ona vekalet verecek. Diyecek ki, seni vekil ettim, benim zekatımı da fıtramı da veriver. Veyahut da kız anne verecekse kızı diyecek, anne benim zekatımı fıtramı veriver diye. Son olarak da, çok kalın çorap var, tabanına naylon diksem mes edebilir miyim? Naylon değil de deri yapıştırırsa olur. Deri yapıştırırsa olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İslam ve toplum.